Bismillahirrahmanirrahim. AÖF İlahiyat Arapça 4, ünite 5. Şart edatları ve cevaba fa harfinin gelmesi. Fiil-i muzari'nin cezm olması ile alakalı bir konudur. Giriş. Türkçe dil bilgisinde de bileşik cümleler vardır. Yani bileşik cümleler içinde öğrendiğimiz şart cümlelerine karşılık aynı manayı ifade etmek için Arapçada da şart cümleleri mevcuttur. Şart, yerine getirilmesi gerekli olan şey, bir koşul. Şartı zaten herkes biliyor. Şart cümlesi olduğu gibi bir de ne var? Cevap cümlesi var, yani sonuç cümlesi de diyebiliriz buna. Cevap ile ceza aynı manadadır. Cevap ile ceza aynı manada. Yani cevap cümlesi hangisidir denildiği zaman ceza cümlesi de kastedilmiş oluyor. İkisi eş anlamlı. Bir örnek üzerinde görelim. Men kim dalebe ararsa vecede bulur. Vecede nedir? Cevap cümlesidir. Ceza cümlesidir. Aynı zamanda sonuçtur. Üçünü de diyebiliriz buna. Üçü de eş anlamlı. Hangisini dersek diyelim. Peki bu sonuca ulaşmak için koşul yani şart neymiş? Talebe, aramak, istemekmiş. Demek ki bu sonuca ulaşmak için şu şartın yerine gelmesi lazım. Bu yüzden buna şart diyoruz. Şart üzerine sonuca gidelim. Şart bu. Ararsak ne olur peki? Ne olur? Sonuç ne? Sonuç buluruz. Bu yüzden buna cevap cümlesi, ceza cümlesi, sonuç diyoruz. Şart da burada oluyor. Demek ki şart edatı, şart cümlesi ve cevap diye bir deyişle ceza cümlesi. Bir örnek üzerinde daha görelim. İn, eğer, şayet, tetluk istersen tecit bulursun. Buna göre bulmak yani bu sonuç, bu cevaba, bu cezaya nasıl ulaşılıyor? Tetluk. Aramak ile, aramak şartı ile. Aramak şart yani bulmak için. Dolayısıyla buraya ne diyoruz? Şart cümlesi diyoruz. Peki bu şart yani aramak, istemek, bunun sonucu nedir? Bulmaktır. Bu yüzden tecide de cevap, ceza cümlesi, sonuç demekteyiz. Peki bu şart manası yani ararsan bulursun. Bu şartı, şartlı cümleyi ne sağlıyor? İn. Yani aramak bulmak demiyoruz buraya. Aramış da bulmuş demiyoruz. Ararsan bulursun. Gidersen görürsün. Üşütürsen hastalanırsın. Çalışırsan kazanırsın. Bakarsan belki görürsün. Hep bir şart var. Bu şartları da sağlayan edatlar var. Edatları da bilmemiz gerekiyor. Yani diyebiliriz ki bu ünitenin ne diyelim ana konusu nedir? 3 ege üzerinde durur. 1. Şart edatı. Men olur, in olur, başka şeyler olur. Birazdan bunları göreceğiz. Şart edatlarını tespit edebilmek. Ki çok kolay zaten. İkincisi şart cümlelerini tespit edebilmek. Üçüncüsü ceza cümlelerini tespit edebilmek. Ve tabii ki şart edatlarının cümleye kattığı anlam, irab yönünden etkileri bunlar önemli şeyler. Burada şart cümlesi de, cevap cümlesi de nedir? Mazi fiildir. Mazi, geçmiş zaman demekti. Burada ise yani in ile başlayan cümlelerde ise tetluk, tecit görüldüğü üzere her ikisi de muzaridir. Ve in ne yapmıştır? Muzarilerin sonunu cezmetmiştir. Sükunu görüyoruz. Son harflerde sükun var. Oysa mazinin son harfinde sükun var mı? Yok. Niye yok? Mazi nedir? Mebni fiildir. Dolayısıyla başına ister cezmeden bir şey getirelim. İşte in olabilir, lem olabilir. Yani lem gelmez gerçi de lemma geldi diyelim. Fark etmez ne getirirsek getirelim. Mazi fiillerde, muzaride gördüğümüz gibi şu yuvarlak, sükun, cezim işaretini mazi fiillerde zaten göremeyiz. Şimdi burada ne var? Şartla cevapta mazi gelmiş. Aşağıda şartla cevapta muzari gelmiş. Yani iki şekilde gelebileceğini örnek oldu bu. Onu gösterdiler. Ama aynı şekilde birisi mazi, birisi muzari de olabilirdi. Yani örnek şart mazi, cevap muzari olabilirdi. Onu da söyleyelim. Zaten bunu şimdi anlatacaklar sanırım. Bakalım. Arapçada şart cümlelerinde bu dilin kendisine mahsus yapısından kaynaklanan farklı durumlar vardır.
Gördüğü üzere ne diyor? Her ikisi de mazi, her ikisi de muzari gelmiş zaten. Veya biri mazi, biri muzari olmak üzere de gelebilirdi. Değişik şart edatları bulunduğu gibi bazen cevap yani ceza cümlelerin başına fa harfi de dahil olur. Bu da önemlidir. Fa harfi nerede dahil olur, nerede olmaz? Bunu da aşağıda anlatacaklar. Bu cümlelerin yapısında karşılaşacağımız en önemli farklılık irad yönünden ne var? Muzari fiillerin cezm olmasıdır. Fiil muzarinin cezm olup olmayışı. Önceki derslerden öğrendiğimiz gibi mazi fiil nedir? Mebnidir. Yani bulunduğu durum gereği hiçbir yerde yapısında bir değişiklik olmaz. Mebni ne demek onu açıklamışlar. Yani diyerek. Tabii daha fazla yani daha fazla açıklama isteyenler ne yapabilir? Fiillerde irab videosunu izleyebilir. Fiillerde irab konusunda bunu anlatmıştık. Şu anda onun linkini görmektesiniz. Direkt tıklayarak yani daha fazla açıklama görebilirsiniz. Orijinal tabiriyle mazi fiil murab değil mebnidir. Murab ile mebni zıt kavramlardır. Murab gözümüzde o kelimedeki değişikliği görebilmemiz manasına gelirken mebni de gözde görünür bir değişiklik olmaması kastedilir. Tabii değişiklik derken neyi kastediyorum? Harf olarak değişiklik olabilir. Mesela vav yerine ye gelebilir. Bir değişikliktir. Hareke değişikliği olabilir. Fetha yerine zamme gelebilir. Veya direkt cezim, sükun işareti gelebilir. Bu gibi değişikliklerden bahsediyoruz. Muzari fiil ise başında bir takım edatların bulunup bulunmamasına göre sonlarındaki bazı hareke ve harflerin atıldığı, hasfedildiği görülür muzari fiilde. Ne olur? Sondaki harekesi silinebilir, harf silinebilir. Muzari fiilde bu tarz değişiklikler mevcut ama mazide bu değişiklikler olmuyor. Arapçayı sonradan öğrenenler için bu durum biraz karışıkmış gibi görünse de neden böyle diyor? Çünkü konu neyle alakalı? İrab ile alakalı. Biz de tabi yıllardır derslerle alakalı olduğumuz için görüyoruz çevrede. İnsanlar İrab'tan biraz çekiniyor diyelim, kaçınıyor. Yani ona zor bir şeymiş gibi bakıyor. Oysa zor mudur? Değildir. Dikkatli birkaç kere okuduğumuz ve bu ünitede öğreneceklerinizi verilen örnekler üzerinde uyguladığınız zaman zor olmadığını anlarsınız diyor. Tabii ki yani irab konusunda ayrıntılı bir şey isteyenler ne yapabilir? 1. Fiillerde irab videomuzu izleyebilir. 2. İsimlerde irabı izleyebilir. 3. Ünite 2'yi izleyebilir. Arapça 4. Ünite 2'yi izleyebilir. Bir de bu şu anki videoda zaten bununla alakalı. Yani konuyla alakalı pek çok video var. Okuma parçasını zaten geçiyorduk arkadaşlar. Birinci sorunun şıklı olmadığından direkt geçiyoruz. Böyle bir soru sorulamaz çünkü. 2. Cevabını videonun altına koyacağımızı düşünüyoruz. 3'ü de aynı şekilde. Videonun altına muhakkak bakın. 4'ü de yine koyarız. 5'i de koyarız. Yani 6'yı zaten geçiyoruz. Sıra geldi. Altı çizili kısımlar daha önce okumuş olduğunuz ünitelerden size neler hatırlatıyor? Hiçbir şey hatırlatmıyor, okumadık. Dil bilgisi, muzari fiilin cezmi ve şart edatları. Dil bilgisi önemli tabii konuyu kavrayabilmek için. Her kelimenin sözlükte çeşitli manaları vardır. Cezm kelimesinin sözlükteki manalarından bir tanesi de nedir? Bir şeyi kesmektir. Ve kelimenin sonunu sakin kılmaktır. İşte bu manalardan hareketle muzari fiilin sonunda bulunan harften harekenin veya son harf olarak illet harfinin bulunması halinde o harfin atılması. Şimdi burada duralım kısaca. Şu an teorik belki anlatıyorum ama ilerleyen dakikalarda bunun pratiğini göreceksiniz. Uygulama olarak yer alacak zaten. Ne diyorum? Muzari fiilin sonunda bulunan harften harekenin atılması, harekenin silinmesi. Mesela yektubu, ketebe yektubu. Şurada var mesela. Burada örnek ya'lemu verilmiş. Ya'lemu. Cezmeden in getirilmiş. Ne olmuş? Ya'lem. Mim'deki arkadaşlar mim'deki ötre ne oldu? Zamme ne oldu? Gittiği yerine sükun işareti geldi. Bunu ne sağladı? İn sağladı. Demek ki ne yapar? Muzari'nin sonundaki harekeyi siler, yerine bir cizim işareti getirebilir.
Bunu sağlayabiliyor. Başka ne yapabilirmiş? Harften harekenin atılması dedik. Son harf olarak illet harfi varsa, yani kelimenin son harfi illetliyse. Buna en meşhur örnek yine nedir? Rama, yermi, rama mazi, yermi muzaridir. Yermi nasıl? Sonunda ya harfi var. Veya raziye, yerza, sonda yine ya harfi var. Ye diyoruz ama bunları elif-i maksur olarak da değerlendirebiliriz. Şimdi sonda ne var? İllet harfi var. Mesela rama, yermi. Yerminin başına in getirirsek ne olur? Yermi, sondaki ye silinir. İn, yermi olur. Mim de kalır yani. Yermi. Yermi, o sondaki uzatan harf gitmiş olur. Yermi olur. Bu ne demek? Kelimenin son harfi illet harfi ise. İllet harfi ne? Vav, elif, ye. Vav, elif, ye. Bunlardan birisi varsa kelimenin sonunda, muzarenin sonunda ne olur? O harf silinir. Bu da yine o kelimenin cezmi olduğunu gösterir. Yani cezm illa sükun demek değildir. Ve diyor müennes cemi nunları dışında sonunda nun bulunan çiplerin yani sıgaların nun harfinin kesilip atılmasına cezm denmiştir. Şimdi üç tane şey anlattı. Bir, ne diyelim? Sondaki hareke silinir yerine cezm işareti getirilebilir. Burada olduğu gibi. Ya'lemu in ya'lem. Başka? Yermi başına in geldi. İn yer mi. İllet harfi silindi. İllet harfinin düşmesi yani yazıda yer almaması da onun cezmi olduğunu gösterir. Cezm alametidir. Başka ne varmış? Cemi müennes nunları hariç. Bunun dışındaki nunlar silinmesi de yine onun cezmi olduğunu gösterir. Mesela ya'lemu ya'lemani. Alime mazi. Ya'lemu muzari. Müfret. Ses nesneye geldiğimizde ya'lemu ya'lemani ya'lemani. Sonda ne var? Tesliye nunu var. Ya'lemani. İşte bunun başına in getirirsek veya cezmeden lem veya lemma getirirsek ne olur? Sondakinin düşer. Mesela in ya'lema lem ya'lema lemma ya'lema sondakinin gitti. Veya ya'lemune ya'lemu müfret, tesniye ya'lemani, cemi ya'lemune, lem ya'lemu, lemma ya'lemu, in ya'lemu, sondaki nunlar siliniyor. Bu onun cezmi olduğunu gösteriyor. Demek ki denildiği zaman arkadaşlar sadece sükun aramasın gözünüz. Bu önemli. Bakalım daha fazla aşağıda açıklayacağını düşünüyorum. Evet, ne diyor? Yapıyorsunuz. Tef'alûne nedir? Cemidir. Tef'alûne. Cemî vav var. Sonunda bir tane de nun var. Şimdi siz tef'alûne'nin başına in getirirseniz. Burada in örnektir. Yerine diğer cezmedenler de getirilebilir. Fark etmez. Diğer cezmedenler neler? Birazdan göreceğiz zaten. Mesela lem örnek. Lem tef'alû olur. Lemma tef'alû. Değişmez. İn tef'alû. Farklılık ne? Diyor ki kelimenin orijinali budur. Sonunda nun olur cemi müzekkerde. Ama bunun başına cezmeden bir şey getirdiğimizde o tef'alûne'nin sonundaki nun silinir. Niye nun silindi de cezim koymadık bunun yerine? Mesela tef'alûn nun da cezim olsaydı diye düşünen olabilir. Bu kelime cemidir. Cemilerin cezm alameti sükun değildir. Nunun silinmesidir. Teksibine sen kazanıyorsun bayanlar için. Nedir bu? Muhataba sıgası müfrettir. İn teksibi ne oldu? Sondaki nun gitti. Çünkü muhatabanın müfredinde de nunun düşmesi onun cezm halinde olduğunu gösterir. Yani şunu söylemem gerekiyor. Hangi kalıpta cezm alameti nedir? Bunu ezbere bilmeniz gerekir. Hangi kalıpta cezm alameti nedir? Mesela örnek nedir? Yektubu müfrettir, müzekkerdir, gaiptir. Cezm alameti ne olur bu sırada? Bildiğimiz sükun. Yektubani tesniyedir, müzekkerdir, gaiptir. Cezm alameti ne olur? Nun'un düşmesi. Bu şekilde tüm sıraları sayabilmeniz gerekir. Bunlar da en ayrıntılı olarak fiillerde irab videosunda işlenmiştir.
Mesela yer mi, değil mi? Sonunda ya var. Yer mi, bunun başına cezmeden bir şey getirdik. Lem yer mi, sondaki y harfi yani illet harfi ne oldu? Yazıda yer almadı, silindi. Aynı kelime yer mi, yer mi. Lem geldi, lem yer mi oldu. Yani şu an bu kelime nedir? Cezm halindedir, meczumdur. Cezm alameti nedir diye sorulduğu zaman illet harfinin düşmesi, hasfedilmesi, yazıda yer almaması. Üçü de aynı şey. Tehidani, tencehani. İkisi de ne? Raf konumunda yazılmış. Şimdi ikisini aşağıda kullanacağım diyor. Mesela ini getirmiş. Tehida oldu. Şurada neydi? Tehidani. Nun vardı. Burada ise nun yok. Niye yok? İnden ötürü. İn sondaki nunu sildirdi. Niye nunu sildirdi de bir cezim yuvarlak işaret koymadı? Çünkü tesniyedir. Tesniyelerin cezm alameti, cezm işareti, cezm olduğunu belirten alamet, işaret nedir? Nunun silinmesi. Tencaha aslında şuradaydı o. Tencahani nun vardı ama burada yok. Niye yok? Yine nundan ötürü. Yani inden ötürü nun derken. İn ne yapmıştır? Hem bu muzari hem de bu muzari cezm. Demek ki iki muzari birden cezmeden edatlarda vardır. Bunları yine tek tek işleyeceğiz. Muzari fiili cezmedenler. Şu ana dek işin mantığı verildi. Muzari fiili cezmedenler. Fiillerin irabı konusunda daha önce ikinci kitap üçüncü ünite. Herhangi bir muzari fiilin başında cezmeden edatlardan biri olursa o fiilin cezmedildiğini öğrenmiştik. Kısacası bu konuyu daha önce işlemiştik diyor. Muzari fiili cezmedenler iki kısma ayrılır. Bir, tek muzari fiili cezmedenler. İki, ne olur? İki muzari cezmedenler. Tek muzari cezmedenler nelerdir? Kesinlikle ezbere bilmeniz gerekir. Neden ezbere bilmeniz gerekir? Az sonra anlatacağım. Tek muzari cezmedenler dört tane. Lem, lemma, lamul emri yani emir lamı. La un nehi yani nehi ilası. Nehi yasaklamak demek. Nehi ilası. Gitme, etme, bakma, görme. Böyle yasaklamak için kullanılan la'ya la'yı nahiye denilir. Lamul emri emir lamı yani gitsin, görsün, baksın, çalışsın şeklinde emir yapmaya yarayan da lamul emir denilir ki her birazdan zaten açıklanacak. Şimdi bunlar neden önemli? Yani tek muzari cezmedenleri ezberlemek neye yarar ki? Şöyle bir şeye yarar. Mesela bir cümle verirler size. O cümlede iki tane muzari cezm olmuştur. Sonra denilir ki bu cümlede de noktalı yer olur yani onu söyleyeyim. Şöyle diyelim. Nokta 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 bir cümle. O cümlede de iki tane cezmedilmiş muzari var. Sonra derler. Aşağıdaki şıklardan hangisi noktalı yere en uygun edattır? İki muzari cezm ya cümlede. O zaman ne yapmak gerekir? İki muzari cezmedenlerden birini seçmen gerekir. Sen gidip tek muzari cezmeden oraya koyarsan ne olur? Büyük bir yanılgı olur. Dikkat etmek gerekir. Tam tersi de olur yani. Tek nokta 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 bir cümle verilir. Cümlede bir tane muzari cezmedilmiştir. Siz gidip oraya iki muzari cezmedeni koyamazsınız. Tekinden koymanız gerekir. Bu yüzden ezberlemek gerekiyor. Lemi açıklıyorlar. Esasında biz bunu fiillerde olumsuzluk ünitemizde zaten işledik yani. Lem, lemma bunları hep işlemiştik. Ali erkenden uyanmadı. Lem yesteygiz. Uyanmadı ki Ali'yün Ali mübekkiran erkenden. Şimdi burada ne oldu? Konumuz ne? Lem. Lem ne yapmış? Yesteygiz cezmetmiştir. Aslında burada lem olmazsa burası nasıl okunurdu? Yesteygizu. Yani zın üstünde ne olur? Ötürü olurdu, zamme olurdu. Lem'den ötürü yok ama. Lem onu cezmetmiştir. Yesteygız, isteygaza yesteygızu istifal babından muzari fiildir. Ali onun faili olur. Demek ki cezme madde neymiş? Lem'miş. Görüldüğü gibi muzari fiilin hem lafzından hem de manasında etkili olmuştur lem. Lafızda ne etki yaptı? Cezim getirdi. Manada olumsuz kıldı.
Lafz, burada anlatıyor sanırım. Lafzında muzarif merfu iken, yesteğizu iken meczum hale getirmiş ve son harekesini attırmış, yani onu atılmış yerine cezim gelmiş. Yesteğiz. Manasında ise muzari olumlu iken menfi mazi. Burası da çok önemli. Bunu ben daha önce arkadaşlar anlatırken ben mi zorluk çekiyordum, onlar mı zorluk çekiyordu bilmiyorum. Değişik gruplara ders verdim. Yine günlerden bir gün ders vereceğim. Konu buna geldi. Tabii AÜF'e kitap işlemiyorduk aslında da. Bu konu tabii çeşitli kitaplarda geçiyor. Buraya geldik, dedim ki size çok zor bir şey anlatacağım. Dikkat kesilin. Sonra anlattım. Bu muydu zor olan dediler. Yani size de diyeyim şimdi. Siz de dikkat kesilin. Belki bu muydu diyeceksiniz. Bilmiyorum ama yine de dikkatli olun. Şundan şimdi. Ne diyoruz? Diyoruz ki burada ne diyor? Uyanmadı. Lemeste kız uyanmadı. Buna göre yesteğizu uyanıyor. Uyanıyor. Yorlu mana verdim. Şimdiki zaman. Değil mi? Uyanıyor şu anda. Ama bunun başına lem getirdiğim zaman uyanmıyor. Olmuyor yani. Yorlu değil. Geniş zamanın olumsuzu değil. Şimdiki zaman olumsuzu değil. Ya mazi, yani geçmiş zaman olumsuz olacak. Lem olmasa sadece yesteğiz ne demek? Uyanıyor. Lem yesteğiz uyanmıyor demek değil. Uyanmadı. Medi madı. Geçmiş zaman olumsuzu medi madı diye yazılır. Mesela görüyor. Lem'i koydum. Görmedi diye çevrilir. Görmüyor diye çevrilmez. Hani Türkçe'de görüyor. Olumsuzu nedir? Görmüyor. Ama Arapça'da öyle değil. Görüyor. Olumsuz ne? Görmedi. Medi madı kullanman gerekir. Mesela fetaha açtı. Yeftahu açıyor muzari. Başına lem getirdim. Açmıyor değil. Açmadı. Ketebe mazi. Yektubu muzari. Ne demek yektubu? Yazıyor. Başına lem getirdim. Yazmıyor demeyeceksiniz. Ne diyeceksiniz? Yazmadı. Medimadı. Bu önemli. Yani soruda ne diyeyim? Yani mesela bir soru. Türkçe bir çeviri verirler size. Sonra aşağıda A şıkkı, B şıkkı, şıkların her birinde Arapça cümleler olur. Bunun Arapçası hangisidir denilir. Veya Arapça bir cümle denilir. Türkçesi hangisidir denilir. Lem varsa medim adı diye çevirmek gerekir. Lemma varsa yine medim adı. Ama lemma da hala, henüz, hiç gibi bir şey eklemek gerekir. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Ayşe dersinizi ezberlemedi. Lem tahfaz ezberlemedi. Ayşe tahfi derse dersinizi, tamam. Şimdi bir tane ayet koymuşlar. Suratul Alak 14. Elem ya'lem bi'ennallâhe yara. O insan Allah'ın her şeyi gördüğünü bilmedi mi? Lem'den önceki e, yani istifham nedir? Sorudur. Mi manasında. Lem ya'lem bilmedi demektir. Bilmiyor değil yani. Not. Aşağıdaki tablolarda merfu muzarinin başına bir cezim edatı gelince nasıl bir değişiklik meydana gelir izleyin. Okumaya gerek yok. Şimdi burada olay ne? Olay şurası yektubu. Önce bir yaklaştıralım bakalım nasıl gözüküyor. Tamam, problem yokmuş. Yektubu merfu. Hemen yanında meczum hali. Tekrar merfu, tekrar meczum. Tekrar merfu, tekrar meczum. Yani ikisi birbirini aynı şey arkadaşlar. Kalıp aynı. İkisi de müfrettir. İkisi de gaiptir. Aşağı doğru yine müfretler devam ediyor. Aşağı doğru her biri müfrettir. En alttaki nedir? Mütekellim. Mütekellim ne demek? Konuşan kişinin kendisi. Bu müzekker midir, müennes midir? Ortaktır. Müzekker içinde, müennes içinde aynen böyle kullanılır. Yani ektubu müzekker mi, müennes mi diye bir soru yok. Ortaktır. Bu müzekkerdir. Müennes yaparken de ektubu, tu gibi bir şey yapalım. Öyle bir şey söz konusu değil. Ardından yektubani, lem yektuba, bunlar tesniye. Aşağı doğru her biri tesniye olarak devam ediyor. Tabi burası tesniye demiyoruz yani. Yektubuna lem yektubu buralarda cemidir. Cemiler devam ediyor. Bir de ne var? En başı gaibe. Pardon, en başı gaib. Gaib ne demek? Üçüncü şahıs erkek demek. Gaib. Hemen ardından yine üçüncü şahıs dişi. Buna da gaibe diyoruz. Daha sonra burası olduğu gibi nedir? Muhataptır. İkinci şahıs. Sen, siz diye mana verir. Gaiplere o, onlar diyor.
Burası da muhataba. Sen, siz diye mana verilir. İkinci şans bayanlar için. İşte ektup bu sonuncu kalıpta nedir? Burası da mütekellimdir. Birinci şahıstır. Önce tabloyu anlamak gerekiyor. Onu kısaca anlatayım dedim. Şimdi irab yönünde ne farklılık var? Konu bu esasen. Yektubu normal çekim öyledir zaten değil mi? Yektubu, yektubani, yektubune, tektubu, tektubani, yektubne. Tektubu, tektubani, tektubune diye çekim devam eder. Normali bu. Ama diyor ki tamam orijinali bu da ben bunun yanına lem koysaydım nasıl bir değişiklik olur? Her birini görün diyor. İşte lem koyduğumuzda müfrede, müfret müzekker gayet burası. Buraya lem koyduk, onu buraya yazdılar ayrıca karışmasın aynı şey diye. Şimdi lem yektubu, müfret müzekker gayet. Ne değişiklik yaptı lem? Son harfe cezim, sükun koydu. Yektubani tesniye. Tesniyenin başına lem koyarsam ne olur? Sonuç burada. Lem tek, pardon, lem yektuba. Ne değişti? İkisi arasında ne fark var? Birinde nun var, birinde nun yok. Yani tesniyede cezm halinde nun düşüyor. Lem nunu düşürmüştür. Böylece onu cezmetmiştir. Gidip orada yuvarlak o işaret sükunu aramayacağız yani. Yektubune cemi müzekker gaiptir. Başına lem gelirse ne olur? Sondaki nun düşer. İşte düşmüş hali burada. Tektubu gaibe müfret. Bunun başına lem gelirse yine aynı şey olur. Müfret olduğu için aynı burada yazıldığı gibi sonuna sükun getirilir. Tesnelerde zaten nun düşecek şimdi görüyorsunuz. Lem geldi, nun düştü. Ama buradaki nun düşer mi? Buradaki nun düşmeyecek görüyorsunuz. Lem düşünmez. Yani şöyle diyebiliriz. Dişil ister ikinci şahıs ister üçüncü şahıs. Şu an üçüncü şahıstayım yani gaibedeyim. İster ikinci şahıs yani muhatap olsun. Müennesten bahsediyorum. Müennesin cimisindeki nun düşmez arkadaşlar. Bu nunlar her halükarda vardır. Lem olsa da var, olmasa da var. Bunun başında nasbeden bir şey olsa da örnek en, len, key, izen gibi nasbeden bir şey olsa da buradaki nunlar yine de nedir? Sabittir, değişmez. Bu nunlar niye silinmez? Kitapta belki yazmıyordur, bilmiyorum. Alamettir. Yani bu kalıbın cemi müennes olduğuna dair alamettir. Alametin hazfi caiz değildir. Sebep o. Bu yüzden buradaki nunlar asla düşmez. Ama bunun dışında nerede nun varsa düşecektir. Nerede nun var? Tesnielerde var değil mi? Yektubani, tektubani, 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 tesniye. Tesnielerde ne olmuş? Hepsinin nunu düşmüştür. İşte bu nunun düşmesi nedir? Alamettir. Cezm alamettir. Tesnielerde nun yazılmadıysa bil ki o nedir? Cezm konumundadır. Ama fiilden bahsediyorum. Onun da altını çizeyim. Zaten isimlerde cezm söz konusu değildir. Fiillerde söz konusudur. Yektubune. Ne olur? Sondaki nun düşer. Yani diyebiliriz ki cemi müzekkerlerde nun düşer. Değil mi? Buradaki nun burada düşmüş görüyorsunuz. Bundaki nun da burada düşmüş. Bir de nereden nun düşer? Muhatabanın müfredinde arkadaşlar. Lem tektub, başında ne yazıyor? Tektubine nun var. Lem getirdim. Lem tektubi oldu. Sondaki nun gitti. Özetleyelim. Özetleyelim arkadaşlar. Cemileri hariç. İşte bunlar. Müennesin cemileri hariç. Bunun dışında muzairenin sonunda nun varsa bu ne demek? Muzairenin tesniyesi olsun, cemi müzekkeri olsun, bir de muhatabanın müfredi olsun. Bu üçü yani tesniye ve cemi müzekker ve muhatabanın müfredi. Tekrar edelim. Tesniyeler, müzekker olsun, müennes olsun, tesniye fark etmiyor. Tesniyeler, cemi müzekkerler ve muhatabanın müfredi. Bunların sonundaki nun düşmesi onun cezm olduğunu gösterir. Bunun dışında geriye ne kaldı? Müfretler kaldı mesela ama muhatabanın dışındaki müfretlere dikkat edelim. Bir de mütekellim kısmı var. İşte buralarda da hareke yani ötreyi silip yerine cezm işareti koymak onun cezm olduğunu gösterir. Tekrar edelim. Yani bunu yazmanızda ne var? Büyük fayda var. Müennesin cemileri hariç, onun dışında cemiler, yani cem müzekker oluyor bu, müzekkerin cemisi. Bir de tüm tesnielerde nunun düşmesi onun cezm olduğunu gösterir.
Bir de ne var? Şurası var. Muhatabanın nüfuzu. Bunların nun düşmesi. Ne olmuş burada? Lem koymuş, düşmüş. Buralarda nunların düşmesi onun cezme olduğunu gösterir. Bunun dışında müfredlerde arkadaşlar hareke yerine sükunun getirilmesi onun cezme olduğunu gösterir. Mütekellim de dahildir. Lemma. Şimdi kitap daha bu şekilde tablo olarak anlatmayacak. Çünkü burada bir kitap diyor ki ben lemi koydum. Sen istersen lemmayı koy fark etmez. İstersen in az önce geçen ini koy fark etmez. Hangi cezmedeni koyarsan koy hepsinin yapacağı etki aynıdır. Etkide değişiklik söz konusu değil. İki muzari cezmeder, tek muzari cezmeder onlar farklı. Lemma bu edat muzari fiili cezmeden ve konuşmanın yapıldığı zamana kadar. O fiilin olumsuzluğunu yani gerçekleşmediği anlamı ifade eder. Böyle okumak hoşuma gitmiyor. Lemma ne yapar? Lemma'yı kullandığımız zaman bilirim ki o ana dek olay gerçekleşmedi. Mesela lem yektub o yazmadı demektir. O yazmadığı gibi yazması da beklenmemektir. Süreç tamamlanmış yani. Lemma'da ise henüz yazmadı, hala yazmadı, hiç yazmadı diye bir çeviri söz konusudur. Ne demek bu? Henüz yazmadı. Yani hala yazma imkanı var. Belki birazdan yazacak. Öyle bir durum var. Lemma yeşirip el-zayfu el-kahve. Konuk kahveyi henüz içmedi. Buraya da bakarken şuna aldanmayın yani. Lemma cezmederdi. Yeşrabi. Burada bağda esra var. Cezmetmemiş gibi düşünmeyin. Bunu defalarca anlattım aslında diğer videolarda. Denk gelmemiş olabilirsiniz. Belki denk gelen var. Zaten biliyorum. Bilmeyenler için anlatalım. Şu an yeşrab kelimesi cezm halinde. Cezm alameti sükundur. Lemma yeşrabı. Evet burada cezm var. Ama ardından elif lamlı bir kelime geliyor ve geçiş yapmamız gerekiyor. Geçiş yaparken lemma yeşrabı zayfe diye bir geçiş söz konusu olamayacağından geçiş için son harfi harekelemek gerekiyor. Lemma yeşrabı zayfı diye. Bu iyiydi niye esreyi verdik diye düşünenler olabilir. Sakin bir harfe hareke verileceği zaman, hareke vermek gerektiği zaman esre verilir diye kayda vardır. Bu yüzden esre tercih edilmiştir. Lemma'yı Türkçe'ye çevirirken hala, henüz, daha, şimdiye kadar, hiç, şu ana kadar olmadı diye çevirebiliriz. Yani hala olmadı, hala yardım etmedi, hala görmedi, hala çalışmadı, henüz anlamadı. Daha anlamadı gibi. Bunlar kullanılır. Lem ile lemmanın muzari fiile olumsuzluk manası katmalarında bir fark vardır dediğimizi burada anlatıyor. Muzari fiilin başına lem getirdiğimiz zaman dün mü bugün mü veya ne zamana kadar fiilin gerçekleşmediği düşünülmez yani. Sadece fiilin meydana gelmediğini bildirmiş oluruz lemma ile. Bu yüzden eski kitaplarda lem ile yapılan olumsuzluklara el-cehdül mutlak. Eski kitaplar derken örnek verelim. Ne mesela? Emsile kitabı. Yani bugün medrese tarzı eski klasik Arapça okumak isteyenler başlarında emsileden başlar. Orada bina kitabı, emsile kitabında cehd-i mutlak derler. Bunlar daha çok cahd-i mutlak demeyi tercih ederler. Bir bu şekilde derler. Leme, lemmaya ise el-cehd el-mustarak derler. Geçmiş zamanın tamamını kapsadığı ifade edilir. Ali şimdiye kadar yani henüz ikisini de söyleyebiliriz fark etmez. Ali şimdiye kadar dersini ezberlemedi. Lemma yahfaz. Veya hala ezberlemedi. Ali dersahu dersini. Ama lem olsaydı lem yahfaz ezberlemedi derdik. Lemma olduğu zaman şimdiye kadar henüz hala hiç diye çeviri yapılır. Bu da önemlidir. Yani yine tercüme sorusu mesela sınavda çıkabilir. Aynen şöyle yazabilir mesela. Buraya da nokta nokta yaparlar. Lem mi gelecek, lemma mı gelecek, ne gelecek? Seçenekler şıklarda yer alır. Ne yapacağız? Henüz dediğinden, hala falan dediğinden dolayı lemmayı seçmemiz gerekir. Kella lemma yakzı ma emara. Suratu Abese, Abese suresi 23. Mesela burada lemma cezmetmiş mi etmemiş mi yakzı kelimesini? Aklınıza hemen gelmesin. Az önce söylemiştiniz. Cezm olan kelimeye hareke verileceği zaman esre verilir. Sakin kelime esre verilir. Burada da öyle olmuş demeyin. Öyle bir şey söz konusu değil arkadaşlar. Çünkü ardından eliflamlı bir kelime gelmemiş. Geçiş yapmak için
Fesle vermemiz gerekir diye bir durum söz konusu değildir. Öyleyse ne oldu burada? Şöyle bir şey de var. Fiiller cer olmaz diye de bir şey vardı. Öyleyse bu nasıl böyle oldu? Şu anda liyakızı kelimesi cezm halindedir. Cezm alameti nedir? İllet harfinin düşmesidir. Gava yakıvı. Sonda ne vardı? Ya vardı, hasfedildi. Silindi yani. Niye? Lemma'dan dolayı. Lemma son harfi illetli olan muzariye nasıl bir etki yapıyor? İllet harfini düşürüyor. Tabi lemma derken cezmedenlerin hepsi öyle yani. Muzari'nin son harfi illet harfi ise illet harfinin düşmesi onun cezm olduğunu gösterir. Hala yerine getirme diyor. Bakın hala niye kullandı? Lemma kullanıldığı için. Lem olsaydı hala demezdi. Lamul emri emir ifade etmek için kullanılan bir lamdır. Çoğunlukla muzarenin gaib ve gaibe sıralarının başına gelir. Mütekelim sıralarına az da olsa gelebilir. Aynen dediği gibi. Liyansur nedir? Gaib kalıptır. Nereden anladım? Lamdan sonra ye gelmiş. Litektub gaibe kalıbıdır. Nereden anladım? Li'den sonra t gelmiştir. Li'den sonra T gelirse bir bayana hitap vardır. Li'den sonra Y varsa bir erkeğe hitap vardır. Yani Liansur nokta nokta deseydi aşağıda şıklar Fatma, Ali, Ayşe vesaire olsa Y geldiği için Lam'dan sonra müzekkeri seçmen gerekir. Ayet verilmiş. Talak suresi 7. ayet. Vel yunfikudu sa'atin min sa'ati. Ne olmuş? Li kelimeyi cezmetmiştir. Olan bu. Yine var. Vel nahmil li kelimeyi cezmetmiştir muzari. Tabi li diyorum ama bakıyorsunuz lambda ne var? Cezim var. Burada li yazmıyor ki diye düşünmüş olunabilir. Ama sağında harf olduğundan onunla birleşmiştir. Bunu birazdan açıklayacak diye düşünüyorum. Görüldüğü gibi bu lam, evet. Görüldüğü gibi bu lam normal halde kesralı okunur. Li diye okunuyor. Ancak kendisinden sonra vav, fe ve sümme edatları gelirse, kendisinden önce bunlar gelirse o zaman lam sakin okunur. Yani cezimli okunur. Ama siz bunun yanında li olduğunu anlarsınız. Salih gelsin ve annesini beklesin. Li ye'ti Salih felyentezir. Burada mesela lam yine sükunlu. Niye? Sağında fa var diye. Burada da lam sükunluydu. Niye? Sağında vav var diye. Yani anlaşılıyor diye düşünüyorum. Bakalım ne demiş. Müslümanlar tamam. Bir de ne var? La-i nahiye var. Karşımızdakinden bir işin yapılmamasını istediğimiz zaman kullanırız. Karşımızdaki derken muhatap, muhataba. Yani gaip, gaibe için kullanılmaz. Muhatap muhataba için kullanılır demek istedi. Buna göre la'dan sonraki gelen kelimenin ilk harfi t olur yani. Onu demek istiyorlar. Çünkü bu la'i nahiye muzarif fiilin başına onu cezmetmek ve bir işin yapılmamasını isteme manasını ifade için getirilir. Örnekler inceleyin denilmiş. O zaman incelemeyi deneyelim. La ne demiş? Çok uyuma, çok uykusuz da kalma. La tenem uyuma kim? Ente sen. Ente fail olur. Görüldüğü üzere la'dan sonra gelen ilk yani kelimenin ilk harfi T'dir. Çünkü muhataba sesleniyor. Yine var la. La tesher. Yine hani la'dan sonra gelen kelimenin ilk harfi T'dir. Bu onun la'in nahiye olduğuna bir işaret. Aynı zamanda fiilin sonu ne? Cezm konumunda. Sükun işareti var. Bu da onun cezm olduğunu. Yani aslında bunun la'in nahiye olduğunu gösteriyor. Elbette bu kelimeler müfret olduğundan böyle sonlarında cezmi görüyoruz. İşlemiştik. Tesnielerde nun'un düşmesi, cem müzekkerlerde nun'un düşmesi, müfret, müennes, muhatabada nun'un düşmesi onun cezmi olduğunu gösteriyordu. Sükun işareti aramıyordu. Ve kulu ve şrabu ve la tusifu. La tusifu bu şimdi cezm konumunda mı değil mi? İsraf etmeyin diyor. Yasaklama söz konusu. Nehi ilası yasaklardı. Manaya baktığımda
İsraf etmeyin. Bir yasaklama var, uyarı var. Öyleyse bu nehi ilası. Peki cezmetmiş mi? Etmiş. Tusifu'nun cezm alameti nedir? Sondaki nun düşmesidir. Burada nun olmalıydı. Tusrifune. Nun vardı ama düştü. Cemi çünkü bu kelime. Cemi müzekker. Nun neden düştü? La'dan ötürü. Çünkü cemilerin cezm alameti nunun düşmesidir. İnnehu o la yuhibbu. Buradaki la ne diyelim? Nahi değil yani. Burada olduğu gibi yasaklama ifade etmiyor. La yuhibbu. Sevmez diyor. Sevmez. İsraf etmeyin gibi bir emir söz değildir yani. O yüzden burası nahiye değil. Bu yüzden niye yuhib cezim yok burada diye düşünmeyin. Bir sürü la çeşidi var. Ebu'l-Esved Eddüeli'ye nispet edilen şu beyt Arapça Nahiv kitaplarında şahit olarak getirilen beyitlerden birisidir. Bakalım neye şahit olarak getirilmiş? La tenhe. Burası önemli mesela. Bu örnekteki la tenhe'nin aslı la tenha, ardında ne vardı? Elif vardı. Elif maksura vardı. İken, yani burada ye varken diyelim ya, elif maksura var iken la'nın tesiriyle buradaki ya ne oldu? Elif maksura ne oldu? Hasfedildi. Evet, illet harfi olan ya hasfedilmiş. Atılmıştır. Olay bu. İllet harfinin silinmesi. Hucurat 12. ayete bakılıyor. Ayette geçen la tecessüsü casusluk yapmayın. Sondaki nun hasfedilmiş. Yakından bakalım. Ya eyyühellezine amenu ictenibu ketiran minez zan ve la tecessüsü. Evet. Şimdi tecessüsü sonda ne vardı? Nun olmalıydı. Çünkü bu kelime cem-i müzekkerdir. Nerede anlıyorum ben cem-i müzekker olduğunu? Böyle düşünen var belki. Vav cem-i vavıdır. Sondaki elif-i farika da onun cem-i olduğunu zaten gösteriyor. Elif-i farika kelimenin bittiğine dair bir işaret. Diğer tarafta karışmasın. Hem de cem-i olduğunu gösteren bir işarettir. Sondaki nun hasfedilmiş. Muzarın sonunda nun olur daima. Olmadıysa bir etken var. Etken la, la'in nahiye. Yani tecessüsü cezm halindedir. Cezm alameti nunun hazfidir. Ve la yevteb. Burada zaten cezm alameti sükun olarak açıkça gözükmekte. Aşağıdaki cümlelerde cezm olmuş muzarilerin cezm alametlerini söyleyin. Söylemeye çalışalım. La tuashir. Cezm alameti açıkça sükun zaten. Bunu herkes görüyor. İn yuta'i. Cezm olmuş mu olmamış mı? Şimdi bu konu arkadaşlar. Aslında esreli muzari şu ana dek iki defa gördük bu videomuzda değil mi? Bir tanesinde illet harfi sonda vardı. İllet harfi hasfedilmişti. O şekilde cezm durumundaydı. Oradaki esreye ne diyelim? Esre yani dikkate alınmıyordu. Ona itibar edilmiyordu. Bir öyle görmüştük. Bir de kelime cezm halindeydi. Geçiş yapabilmek için ona hareke vermiştik. İki şekil vardı. Burada acaba hangisi var? Burada acaba ne var? Buradaki şey arkadaşlar. İn yudî normal sükun var. Geçiş yapabilmek için sükun yani sakinli harfe, sakin olan bir harfe. Hareke verirken esre verilir kuralına binaen esre verilmiştir. Sonunda illet harfi vardı da hasfedilmişti. Öyle bir durum söz konusu değil. Buna göre bunun cezm alameti ne? Sükündür, cezimdir. Ya benat in tusaidne. Şimdi tusaidne cezm alameti nedir diye sorulduğunda ortalık karışabilir. Neden karışabilir? Şu ana dek kitap sanırım anlatmadı. Yani sanırım derken anlatmadı diye ben görmedim en azından. Bir söyleyelim şimdi. Bu daha önce fiillerde irab adlı videoda esasen işlenmişti. Ama buna dikkat kesilelim. Burası neresi? Yani hangi kalıp? Müennesin cemisi. Değil mi? Müennesin cemisi. Nereden anladım buranın müennesin cemisi olduğunu? Fethalı bir nun ile kelime bitmiş. Ve hemen sağındaki harf cezimli. Fethalı nun ile bitmiş. Sağındaki kelime cezimli. Bu onun cemi ve müennes olduğunu anlamama yeterli. Cemi ve müennes olduğunu ben anladığımda söyleyeceğim şey şudur. Bu kalıplar yani cemi müennes kalıpları mahallen irab alır. Mahallen mezzumdur diyeceğiz. Unutmayalım.
mezun. Daima bu şekilde denilir. Bir de ne diyebiliriz? Sükun üzere mebni. Yani bundan sonra müennesin cimrisini gördüğünüzde muzariden bahsediyorum. Daima şunu söyleyin. Sükun üzere mebnidir. O garanti. Sükun üzere mebni. Eğer başında cezmeden bir şey varsa o zaman mahallen mezum. Başında nasbeden bir şey olsaydı mahallen mensup olur. Ne cezmeden var ne de nasbeden var. O zaman mahallen merfu denilirdi. Ama her halükarda sükun üzere mebni denilir. Öyleyse devam edelim. 4. La tuahhir. Sükun üzere yani cezme alameti sükun. Açıkça görüyoruz. Yine sükun cezme alameti. Liyecilis cezmetmiştir buradaki li. İki muzari fiili cezmedenler. Bakalım bunlar neler. Arapçada şart edatları ikiye ayrılır. İki muzari fiili cezmeden şart edatları. Bunlar bir tane muzari değil, iki tane muzari fiili cezmedecek. Bir tane gelecek, iki tane cezmedecek. İşte in, teştehit, tencah olayı. İn şart edatı yazmış altına. Teştehit şart cümlesi yine yazılmış. Tencah imtihan. Bu da nedir? Cevap cümlesidir yani ceza cümlesidir. Görüldüğü üzere in hem teştehidi cezmetmiş hem de tencahı cezmetmiştir. Cezme alameti ne? Daldaki sükun. Cezme alameti ne? Ha'daki sükundur. Bakalım hemen yukarıda ne anlatılmış. Muzari cezmederler. Yukarıdakilerden farkı ne? Bunların iki muzari cezmetmeleri. Böyle bir farkı var. Bu muzarilerden birincisine şart fiili, ikincisine cevap fiili veya ceza fiili denilir. Aynı şekilde birincisinin bulunduğu cümleye şart cümlesi, ikincisinin bulunduğu cümleye cevap cümlesi veya ceza cümlesi denilir. Bunlar zaten daha önce de anlatılan şeyler. Ancak burada anlam bakımından dikkat etmemiz gereken bir durum vardır. İkinci cümledeki fiilin gerçekleşmesi birinci cümledeki fiilin gerçekleşmesine bağlıdır. Yani bu zaten söylemiştim daha önceden. Öyle değil mi? Teştehit nedir? Bir şarttır. Çalışırsan şart. Çalışırsan bu koşulu yerine getirirsen ne olur? Tencah, filimtihan. İmtihanda başarılı olursun. Bir sonuç yani cevap. Peki bu cevabın meydana gelebilmesi için, bu cezanın meydana gelebilmesi için yani sınavda başarılı olmak için ne gerekiyor? Koşun ne? Teştehit çalışmak. Dolayısıyla birbirlerine bağlılar yani anlam bakımından. Biri gerçekleşmeden diğeri gerçekleşmez şeklinde. Bu iki cümle birbirinden ayrı kullanılamaz. Bir bütünün parçaları gibidir. Bu yüzden bazı nahiv kitaplarında şu ad verilmiştir. Geçtik. Şimdi iki muzarif ile cezmeden şart edatlarını örnek cümleleriyle birlikte tabloda görelim. 1, 2, 3 diye devam ediyor. Bakalım kaç tane? 14 taneymişler arkadaşlar. Birincisini zaten görmüştünüz. İn. Az önce örnekte gözüktü bu. İn. Anlamı diyor SSA. Aslında in eğer demektir de. Yani SSA diye mana da katabilir. Mesela erken yatarsan erken kalkarsın. İn eğer tenem sen yatarsan mübekkiren erken ne olur? Testeygız uyanırsın mübekkiren erken. Yani burada erken yatarsan erken kalkarsın. Eğer erken yatarsan erken kalkarsın şeklinde. Aslı bu. Ama buraya bir daha eğer kullanmak yani fazladan bir kelime kullanmak şöyle kısaca ifade etmek varken ayrıca eğeri kullanmak fazladan kelime kullanmak olduğundan yazım hatası olarak değerlendirilebilir. Bu yüzden SSA diye yazılmıştır. İn nedir? Şart edatımız. Peki şart cümlesi nerede? Tenem şart şeridi değil mi? İn tenem eğer yatarsan mübekkiren erken yatarsan ne olur? Cevap geliyor. Testeye kız mübekkiren erken uyanırsın. İzma var. İzma nedir? Şart edatımız. Tehterim cezmetmiştir aslında ama ardından ihtilamlı kelime geldiğinden, geçiş yapmamız gerektiğinden
Mim'deki sükun ne oldu? Sakin kelime ya bu. Sakin harf ya. Sakin harfe hareke verilirken ne hareke verilirdi? Esre hareke verilirdi. Bu yüzden esrelenmiştir. Yani birinci cezmettiği bu. İkincisi de yahterim budur. Burada tenem cezm olmuş, testeye kız cezm olmuş. Manalarıyla birlikte ezberlemeniz gerekir. Altını çizeyim bunu. İzama, izma, izama. İki tane farklı var. Te'mel cezm olmuş, yahterim cezm olmuş. İki tane cezmetmiş. Birincisi şart, ikincisi cevaptır. Men ya'mel. Ne olmuş? Cezm olmuş. Yüzze cezm olmuş. Cevap yüzze. Nasıl cezm olmuş ya? Bunda fetha var diyen belki var. Bu da neydi aslında? Sonunda yine ya vardı. İllet harfi vardı. İllet harfinin düşmesiyle cezm olmuştur. Yani burada birebir o yuvarlak sükunu, cezim işaretini aramıyoruz. İllet harfi vardı. O düştü. İşte onun düşmüş olması bunun cezm olduğunu gösteriyor zaten. Ayrıca sükun aranmıyor. Ma her ne manasında. Ma tezra cezm olmuş. Tahsud yine cezm olmuş. Tabi biliyorsunuz artık. Birincisi şart, ikincisi cevap cümlesi. Cevap fiil olmakta. Mehma tekra testefidi. İki tanesi de yine cezm olmuştur. Aynı şekilde devam ediyor. Her birini artık okumaya gerek yok. Şunun üzerine kısaca durayım. Tuş'ilil mid'etete. Öyle yazıyor sanırım. Şimdi meta cezmetmiş mi etmemiş mi diye düşünülebilir. Ama üçüncü defa aynı şey üzerinde duruyorum. O da neydi? Mesela yebrud cezm olmuştur ama esra var bunda. Niye? Geçiş yapacağız. İlhamlı kelime var. Sakin kelime nasıl öyle geçiş yapabilirim ki? Sakin harfe de ancak esra verilebilir. Bu yüzden esra verilmiştir. Tuş'il idi aslında değil mi? Lamda sükun vardı, cezim vardı. Ama geçiş yapmam gerekiyor. Eliflamlı kelime var ya. Eliflamlı kelimeye geçiş yapabilmek için harekeyle geçiş yapılması gerekir. Sakin harfe de hareke verilirken esre verilir demiştik. Yani meta aslında hem bunu hem de bunu cezmetmiştir. Bu şekilde size örnek verirler belki. Yani hangi kelimeler şart hangisi cevap diye sorarlar. Siz de hiçbir burada cezm olmamış demeyin yani. Esreli kelimeler üzerine yoğunlaşın. Çünkü onun aslı esre değildir. Eyyâne ne zaman? Cezm olmuş, cezm olmuş. Teclis, eclis, cezm olmuş. Tekunu cezm olmuş mu? Olmuş. Cezm alameti ne? Sondaki nun'un düşmesi bu çünkü cemidir. Cemi olduğunu nereden anladın? Elif var, sağında vav var. Elif, elife farika anca cemide kullanılır. Hemen yanında bir tane vav var. Bunun adı da cemi vavıdır zaten. Cemi olduğuna dair bir alamet, işaret. Dolayısıyla cemidir. Cemilerin cezm alametinin nun'un düşmesidir. Nun düştüğüne göre, yazılmadığına göre. Yani tekunune diye yazmıyor burada. Öyleyse cezm. Yudrik cezm alameti sükundur. Tezur cezm olmuş. Tu'cib yine cezm olmuştur. Eyyü. İtikebber cezm olmuş. Yubgiz cezm olmuş. Tecidil kaleme. Tecid. Şimdi arkadaşlar bu sefer de siz söyleyin. Tecid kelimesi cezm olmuş mu olmamış mı? Olmuşsa niye esra var? Esra olmasının sebebi ne acaba? Bunu artık kesinlikle biliyorsunuz. Cizimli bir fiil, pardon, esre ile bitmiş bir fiil, ardından eliflamlı bir kelime başlıyorsa ne diyeceksiniz? Bu kelime aslında esreli değildir. Tecidi sondaki dalda sükun yani cizim vardır. Fakat ardından eliflamlı kelime geldiğinden, geçiş yaparak okumak gerektiğinden daldaki o sakinliği yani sükunu atıp yerine cizim verdik. Bunu diyeceğiz artık. Kelime neydi? Vecede yecidu. Dolayısıyla tecidu idi aslında. Tevcidu olmuyor mesela. Mazisi vecede. Yevcidu, tevcidu olmaz. Zav hasfedilir. Niye? Feta ile esra arasında bulunduğunda. Tuamilu cezm halinde mi değil mi? Elif-i farika var. Yanında cemi vav var. Öyleyse bu kelime cemidir. Cemilerin cezm alameti sonundaki nun'un silinmesidir. Öyleyse bu cezm konumunda. Tuamiluke. Cezm konumunda mı değil mi? Cezm konumunda. Nereden anladık? Sondaki nun yok yani. Sonunda nun olmamasından anladık. Cemi vav var.
Elif'i Faruk'u yok mesela. Niye Çehlili Bitiş dinler? Şimdi bir uzaklaştıralım bakalım ne anlatmışlar. Örneklerde görüldüğü gibi iki muzari fiili cezmeden bu şart edatlarından yalnızca in harf diğerlerinin tamamı isimdir. Önemli bir bilgi. Sorulabilir yani. Kuru bilgi olarak uygulama değil de sadece bilgi ezber yapılmış mı diye sorulabilir. İn harf diğerleri isim. Bu durumda in harf olduğu için İrab'tan mahalli yoktur. İrab'tan mahalli yoktur yani in merfudur diyemezsin. Mecrur da diyemezsin. Yani cümlenin öğelerinden biri de olmaz aynı şekilde. İn müptedadır. Ardından gelen haberidir denilmez. İn tabi sükun üzere mebni yani onu da söyleyelim. Sükunludur. Sükun üzere mebnidir. Ancak diğerleri şart isimleri olduğu için cümlede bulundukları yere göre irab alabilir. İki muzari fiili cezmeden edatlarla ilgili cümle örneği verelim denilmiş. Yani hala gerek var mıydı? Bence yoktu. İnle ilgili çok örnek verdiler artık yeterdi. Gerçi irabını veriyorlar tamam. İn nedir? Şart edatıdır. Harftir. İraptan mahalli yoktur. Ama kendi irabı nedir esasen? Sükun üzere mebnidir. Onu da söyleyelim. Tezurni şart fiilidir. Mezzumdur. Tezur değil mi? Ra'da sükun var. Ezurke cevap, ceza fiili. İkisini de diyebilirsin. Mezzum. Beni ziyaret edersen sana ikram ederim. İşin mantığına tekrar bakalım. Belki anlayan var, belki anlamayan var. Her ikisi de olabilir. Sana ikram ederim bu bir sonuçtur. Şart ne? Sana ikram ederim ama ziyaret edersen yani. Etmezsen ben de ikram etmem. Peki bana ziyaret edersen yani ne olur? Cevabı ne bunun? Bu şekilde bunu da bulabiliriz. Sana ikram ederim. Sonuç bu. Cevap bu. Men nedir? Esasen sükun üzere mebnidir. Ama nedir? Mahallen merfudur. Niye mahallen merfu? Müpteda olduğundan. Şart edatıdır. Yeksel şart fiili, yefşel ceza fiili. Kim tembellik ederse başarısız olur. Kim tembellik ederse şart fiili ne olur? Sonuç ne? Başarısız olur. Sonuç. Ceza cümlesi yani. İki muzari fiili cezmeden edatlarla ilgili cümle örneklerine devam ediyoruz denilmiş. Men burada ne olmuştu? Yine sükun üzere mebni yani o değişmiyor da mahallen mensup bu defa. Çünkü mef'ulün bih olmuş. Artık mübteda değildir. Tusadif tüsellim aleyhi. Yani yukarıda şu vardı esasen. Men kim manasında. Men zaten iki mana verir. Ya kim dersin ya da kime, kimi dersin. Burada kim denildiğinden mübteda olmuş. Burada ise men kime meful konumunda. Kime tusadif ente sen rastlarsan her kime tusellim aleyhi ona selam ver. Selam verirsin. Eyyü'den başka şart isimlerin hepsi de nedir? Mebnidir. Az önce men de durduk zaten. Sükun üzere mebni dedik. İn sükun üzere mebni dedik. Burada da işte anlatıyor hepsi mebni. Ama eyyü'den başka. Eyyü nedir? Mureptir. Murep olması bunun eyyü, eyyi gibi yani ya'daki harekenin değişebileceğini ifade etmek istiyorlar murep derken. Her zaman eyyü olmaz demek istiyorlar. Her zaman muzaf olarak kullanıldığı için muzaf olduğu kelimeye göre anlam kazanır. Misal, bakalım neymiş misal? Eyyuhum yegum egum ma'hu. Onlardan hangisi ayağa kalkarsa ben de onunla birlikte ayağa kalkarım. Tabii bak belki dikkatinizi çekmiştir. Çok kısa bir Arapça cümle, oldukça uzun bir Türkçe cümle diye denilebilir. Eyyuhum onlardan hangisi? Hum onlar demek zaten. Eyyu hangi demek? Eyyuhum onlardan hangisi? Muzaf muzaf olduğundan dolayı. Yegum ayağa kalkarsa onlardan hangisi? Ne olur? Egum ben de ayağa kalkarım. Ma'hu onlarla beraber. Onunla birlikte ben de ayağa kalkarım. Burada Eyyu müpteda olmuş. Ama yerine göre değişir. Eyyu müpteda olduğundan görüyorsunuz. Ya'da ne var? Öte var.
Eyyet dairati terka berkep. Burada eyye olmuştur. Eyye burada mefulün bihtir. Hangi uçağa binersen ben de binerim. Yani ona binerim. Eyyet dairati. Hangi uçağa terkep sen binersen erkep ben de binerim. Neye binerim? Cümlenin gelişinden, akışından belli. Aynı uçağa yani. Mefulün bih olmuştur. Tabi Eyyub mesela soru gelebilir. Burada mübteda mıdır, meful müdür, buradaki konumu nedir şeklinde gelirse şayet. Benim şahsi düşüncem %99 buradaki örneklerden soracaklardır. Şunu koyar mesela. Eyyub burada nedir der. Veya şunu koyar. Eyyub nedir der. Bu kitabın dışında bir cümle kurarak sorma ihtimalini çok düşük bulduğumu ifade edeyim. Ayrıca harekelerini verirse unutmayın. Ya da ötre varsa meful değildir yani. Mübtedadır. Eyye kelimesi burada da mefulün fih olmuş. Sen hangi gün oruç tutarsan ben de o gün oruç tutarım. Eyye yevmin hangi gün? Burada mefulün fih olması aslında ey kelimesinden sonra direkt yevm zaten bir zarf gelmesiyle alakalı. Yani kısacası ey fethalı ise ne oluyor arkadaşlar? Mef'ul oluyor. Ama mef'ulü bih, ama mef'ulü fih. O da kendisinden sonra gelen kelimenin manası ile alakalı. Mef'ulün fih oldu. Çünkü zaman bildiren bir kelime var ardından. Yevm, gün bir zaman bildirir. Hafta da bildirir, ay da bildirir, saat de bildirir, saniye de bildirir. Yine ey gelmiş ardından mekan gelmiş. Mekan da bir konum, yer bildirdiğinden. Ey kelimesi ne olacaktır? Yine mef'ulün fih olacaktır. Çünkü mef'ulün fih zaman ve mekan içeren kelimeler, ögelerdir. Mekan zarfıdır denilmiş. Not, şart edatlarından eyyâne, meta, haysuma, enna ve eyne. Başlarında yer aldıkları cümleyle ilgili olarak bir zaman ve mekan kavramına işaret etmeleri nedeniyle cümlenin mef'ulün fih öğesi olarak kabul edilirler. Bunlar zaten zaman veya mekan manası ifade ettiği için bunlar direkt mef'ulün fihtir diyor. Öyleyse bunları hemen ezberleyin. Bunları gördüğünüz yerde direkt mef'ulün fih, mef'ulün fih deyin arkadaşlar. Şart edatlarından keyfema, başında bulunduğu fiil cümlesiyle ilgili olarak bir durum, hal kavramına, manasına aslında delalet ettiği için cümlede daima hal olarak kullanılır. Keyfema nasıl? Daima hal olarak kullanılır. Burada da onların kullanılmış durumu var, örnekleri var. Şunlar neydi? Zaman veya mekan manası ifade ettiği için mef'ulün fih'tir. Yani direkt mef'ulün fih, mef'ulün fih, mef'ulün fih, mef'ulün fih diyebilirsiniz. Hiç düşünmeye, durmaya gerek yok. Şart cümlelerinde şart ve cevap fiilleri şu dört durumda olabilir. 1. Her ikisi de muzari olabilir. Yani şartta, cevapta. İn te'udû ne'ud. Te'udû ne konumunda? Yani mezun mu, irabta durumu ne? Cezm halindedir. Değil mi? Cezm alameti ne? Sondaki nunun düşmesi. Çünkü cemidir. Nerede anladım cemi olduğunu? Cemi vav var. Elif-i farika da var. Bu onun cemi olduğunu gösteriyor. Cemi ve muzari. Sonunda nun olması gerekir. Nun yoksa demek ki cezm konumunda. Esasen nas konumunda da düşer de burada nasbeden bir edat yok yani. Cezmeden var. O yüzden öyle dedik. Ne'ud ise direkt zaten cezm işaretini almıştır. Ama buradaki konu her ikisinde muzari olabileceği idi. Te'udu muzaridir, na'ud da muzaridir. Birincisi şart, ikincisi cevaptır. İsra suresi 8. ayet. Her ikisi de mazi olabilir. İn uttum udna. Her ikisi de mazidir, şart cevap. 3. Şart fiili mazi, cevap fiili muzari olabilir. Bu da mümkündür deniyor. Şart mazi cevap muzari. Mesela kâne şart nezid muzari olarak cevaptır. Şura suresi 20. Dördüncü şekil olarak şart fiili muzari cevabı da mazi olarak gelebilir. Yani şöyle diyebiliriz. Her ikisi de mazi, her ikisi de muzari gelebilir. Bu iki yaptı. Bunun üçüncüsü ne? Biri mazi, diğeri muzari. Üç oldu. Dördüncüsü bu sefer diğeri mazi, diğeri muzari. Yani anlaşılması kolay aslında. Sıra sizde 3.
ibarelerde bulunan şart ve cevap cümlelerini ve muzari fiillerdeki cezm alametlerini söyleyin, boş durmayın denilmiş. Bakalım. Yani şart, cevap ve alametler. Enema şart edatımız. Tekunu şart cümlesi. Cezm alameti nunun düşmesi. Çünkü cemidir. Cemi olduğunu elekti farika ve cemi vavından anladım. Yudrik cevap fiilimiz. Cezm alameti sükundur. Açıkça gözükmekte. İkiye bakıyoruz. Meta eza. Şimdi burada ne var? Tabi yine muzari'nin son harfi esreli. Niye esreli? Hadi bulalım. İki seçenek vardı. Bir, ya sonunda illet harfi vardı, hasfedilmişti. Bu yüzden esreli olarak kalabilirdi. İllet harfi hasfedilmesi alametti zaten. Esreye takılmıyorduk. İki, aslında bu sükunlu yani cezimli idi. Kendisinden sonra elif lamlı kelime geldiğinden esreye koymuştuk. Anlaşıldı sanırım. Cevapta da ne var? Sondan nun var. Nun hasfedilmiştir. Cemi vavı var burada. Bunun cemi olduğunu gösteriyor. Cemi müzekkerde cezm alameti nun'un düşmesi. Nun düştüyse direkt cezm olmuş denilir. İn tu'minu cezim midir? Cezimli konumda mı? Evet. Nerede anladım? Cemi çünkü cemi vav var. Elif-i farika var. Ama nun yok. Nun yoksa demek ki hasfedilmiş. Öyleyse onun cezm alameti. Muzarilerden bahsediyoruz. Mazinin cemisinde zaten nun olmaz. Ketebe, ketaba, ketebu, ketebu ne değil. Yani mazi ile muzayı karıştırmamak gerekiyor. Tettegu yine cemidir. Elif-i farika ve cemi vav var ama nun yok. Demek ki nunun düşmesi onun cezm alameti. Gerçi burada tettegu cevap değildir. Yu'ti cevaptır. Eta ye'ti, yu'ti sondaki ya hasfedilmiştir. İllet harfinin hazfi nedeniyle mezzumdur bu kelime. 4. Ma tef'alu min hayrin ya'lem. Burada ne olmuş? Sondaki nun hasfedilmiştir. Tef'alune cemiydi çünkü. Sürekli aynı şeyleri tekrarlıyorum. Yani iyi anlamanız için inşallah anlıyorsunuzdur. Cemidir bu. Nerede anlıyorum? Cemi vav var ve elif harika var. Muzayyaren'in cemisinde son harf olarak nun bulunmalıydı. Bulunmamış. Bir değişiklik var değil mi? İşte bu değişiklik onun cezm alameti. Ya'lem aslında neydi? Alime ya'lemu ketebe yektubu hareket olmalıydı ama sükun var. Bu da onun cezm alameti. Men ya'mel ya'mel ne olmuş? Sükun var. Cezm alameti. Yüzze sonunda illet harfi vardı. Hasfedilmişti. İllet harfinin hasfedilmiş olması yani yazıda yer almıyor oluşu onun cezm halinde olduğunun ispatıdır. Talebin cevabında bulunan muzari fiilin cezm olması. Talep yani istek bildiren bir fiil var ki o fiilin cevabında muzari fiil var ve muzari fiili cezm oluyor. Önemli olan nokta cezmeden bir edat yok yani ama yine de cezm oluyor. Olay bu. Bakıyoruz şimdi neyin nesiymiş. Arapçada zaman zaman talepten istek demek talep biliyorsunuz emir olur, nehi olur. Talepten sonra bir emir nehi. Emir derken nehi mesela emir neyi emretmek zaten açık fazla durmaya gerek yok. Nehi yasaklamak bunu açıklayalım. Nehi yasaklamak mesela gitme, görme, gelme gibi. İstifham soru mu zaten yazmışlar soru. Ve temenni bu da dilek fiilini takip eden mezzum muzari fiiller karşımıza çıkar. Bakalım çıkıyor mu? Gramerciler yani dil bilginleri bu mezzum muzari fiilleri cümleden kaldırılmış olan yani silinmiş, hasfedilmiş olan şart edatının cevap cümlesi olarak yorumlamışlardır. Neden sonra geliyordu ama? Talepten sonra emir, nehi, istifham ve temenni. Talepten sonra emir, nehi, istifham ve temenni. Mesela ikra, ikra ne demek herkes biliyor. İkra ente, oku demektir. Oku, hazine kitabı beyni, şu iki kitabı bir dikkat edin, dikkatlice. Sonra ne geliyor? Testefidi. İstifade edersin yani faydalanırsın. Şimdi bu muzari fiil. Ne olmuş bu muzari fiile? Cezm olmuş. Dalda cezim var. Niye var? Ben burada
Cezmeden hiçbir şey göremedim. İn yok, lem yok. Hayırdır? İşte ne diyordu burada? Buradaki olay mesela emirden sonra demişti. Emirden sonra gelmiş değil mi? Emirdir. İkra, gara, yekra'u. Mazi muzari. Emri hazır. İkra geliyor. Ve bu bir taleptir. Emri hazır kalıp. İkra oku diyor değil mi? Bir şey istiyor. İşte bundan sonra gelen muzari fiil burada. Bu ta buradan buraya etkiliyor yani. Hemen yanında olmasına gerek yok. Muzari fiil cezme olmuştur. Cezmeden nedir? İşte gramerciler yani dil bilginleri diyor ki aslında burada bir tane gizli cezmeden harf veya edat vardı. Harf hangisiydi? İn. Diğerleri isimdi. Onu da unutmayalım. Kül var yine. Kül de emirdir. Teslem. Yine gizli bir cezm harfinden dolayı cezm olduğu veya gizli bir isimden dolayı da diyebiliriz. Cezmeden isim veya harf fark etmez. Edat diyelim topluca. Hasfedilmiş yani yazıda yer almayan bir cezmeden, edattan dolayı bu muzari cezm konumundadır. Bu tür muzariler nelerden sonra gelirdi? Bu da önemli yani burayı bilmek gerekiyor. Emir, nehi, istifham, temenni. Şimdi geldi konu cezmetmeyen şart edatlarına. Şimdiye dek ne gördük? Cezmedenler ikiye ayırdık. Bir, tek bir tane muzari fiili cezmedenler. İki, iki tane muzari birden cezmedenler. Şimdi üçüncü konu aslında. Bu da nedir? Cezmetmeyen şart edatları var. Yine şart manası var. Şöyle olursa böyle olur gibi ama bu cezmetmiyor. Bunları da ezberebilmekte çok fayda var. Lev, iz, emma. Bunlar şart manası taşımakla birlikte ne oluyor? Cezmetmiyor. Burada ne anlatılıyor? Lev ile in arasındaki farkı. Çünkü lev şayet demek, in de şayet demek. Manaları aynı. Bu ikisi şimdi kıyaslanıyor. Arada ne gibi fark var? Şöyle ki, in başına geldiği fiil mazi de olsa muzari manası taşır. Mesela in ketebe olsa, in şayet ketebe yazdı diyemezsin. Yazarsa. Er kullandım. Bakın yazarsa. Er yani geniş zaman eşittir muzari fiil. Yani ini mazinin başına da koysan o maziye ne manası vermen lazım? Muzari manası vermen lazım. Ama lev başına geldiği fiil muzari de olsa mazi manasını alır. Yani geçmiş zaman manası verilir. Ne diyor? Bunun cevabının başına da çoğunlukla fethalı bir lam bulunur. Cevabı şarta bağlamaya yardımcı olur. Cevap da çoğunlukla lam olunmuş. Lev ca'eni le'ekramtuhu. Yakınlaştıralım. Bana gelmiş olsaydı ona ikram ederdim. Lev şayeti ca'e geldi değil. Gelmiş olsaydı neyi bana? Le elbette. Burada ne dedi? Lam çoğunlukla fethalı bir lam cevapta bulunur. Burada lam bulunmuş. Bu esasen bunun cevap cümlesi olduğunu tanımaya da nedir bir ne diyelim alamettir. Bunu gördüğümüz zaman cevap cümlesi direkt diyebiliriz. Lev estediu. Lev görüyorsunuz cezm etmiyor. Zammesi var fiilin. İza nezelel mataru tezherun diye devam ediyor cümle. Yağmur yağdı mı bitkiler ve mantarlar ortaya çıkar. Arapçada sıkça kullanılan ve daha çok şart ve tafsil detaylandırma ifade etmek için kullanılan bir de böyle bir emma var. Emma ile başlayan müptedaların haberlerinin başına da fa gelmesi vaciptir. Yani dil bilgisi açısından gerekli de vacip derken yapmayan günahkardır manasında değil. Çünkü bu fa harfi özellikle uzun cümlelerde haberin hangi kelime olduğunu anlamaya yardımcı olacaktır. فَاَمَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ فَيَعْلَمُونَ Fe dahil olur. Yani olmak zorunda. Not, bunlar çok ayrıntı konular. Bunları size soracaklarını ben düşünmüyorum ama sorabilirler de tabii. Bir garantisi yok bu işin. Emma ile başlayan müptedanın haberine gelmesi gereken fa'nın şiirde
veznin uygun düşmesi gibi sebeplerden dolayı hasfedildiği görülür. Esasen şiirlerde uyumluluk, yani uyum olsun diye kaideler hep alt üst edilebilir. Bu gayet doğaldır. Birkaç misali vermemiz yeterli ve aynı zamanda okumak durumunda olduğumuz metinler açısından da gereklidir arkadaşlar diyorlar. Görüldüğü üzere F bu arada dahil olmamıştır. Diğerinde de aynı şekilde. Şimdi F'nin dahil olmasıyla alakalı önemli nokta. Cevap cümlelerinin başına F harfinin gelmesi nerelerde gelirmiş? Önemli bir nokta. Cevap cümlesinin başına bir F harfi gelmesi. F harfi cevaba, şarta, mana bağlayan bir bağlaçtır. Prensip olarak şart cümleler adı verilen bu yapılarda şart denilen kısmın başına F gelmemekle birlikte cevap cümlesinin başına şu 5 yerde gelir. Yani şart cümlesinin değil, cevap cümlesinin başına gelir. Ama nerelerde gelir? Şu 5 yerde. 1. Cevap cümlesi isim cümlesi ise. İsim cümlesi nedir? İsim cümlesi nedir arkadaşlar? Bir terim. Ne kastedildiğini biliyorsunuz. Mübteda, haber kastediliyor. İsim cümlesi Arapça bir, ünite birin konusu. Yanlış hatırlamıyorsam. Hem orada geçiyor hem de mübteda habere dair iki tane video daha önceden çekmiştik. İsim cümlesi mübteda haber konuyla alakalı ne diyelim video linklerini şu an görüyorsunuzdur. Merak edenler bakabilir. Demek ki cevap isim cümlesi olduğu zaman o cevabın başına fe dahil oluyor. Ve in yemseske Allahu bi hayrin fehu ala kulli şeyin kadir. Burası ne? Cevap cümlesi. Fehu ve hüve mübtedadır. Kadir onun haberidir. İsim cümlesi olduğundan cevap cümlesi. İsim cümlesi olduğundan başına fa dahil olmuştur. 2. Cevap cümlesi ni'me, bi'se, leyse, esa gibi camit. Camit ne demek? Çekimsiz yani gayri mutasarrıf. Fiil olduğunda. Tabi camit yani çekimsiz derken arkadaşlar hiç mi çekimi yok bunların? Var yani leyse, leysa, leysu, leyset hiç mi çekimi yok? Lestu, leste yok mu? Var. Ama mazi, muzari ve emir tüm kalıplarda çekilmiyor. Bu yüzden bu çekimsiz sayılmıştır. Diğerleri de kıs ala zalik. Aynı şekilde devam ediyor. Şimdi örnek verilecek. Cevap cümlesi böyle bir neymiş? Camit fiil olduğunda. Bakıyoruz. Ne yazıyor? Fe'esa. Esa'yı gördük. Zaten burada da verilmiş. Başına da fe dahil olmuş. Ama şu var. Esa'ya fe niye dahil oldu? Zıttan bakın. Nedir? Esa çekimsiz yani camit bir fiildir. Bu yüzden fe dahil olmuştur. Camit fiil burada cevap cümlesi olduğundan fe dahil olmuştur. 3. Cevap cümlesi emir cümlesi, nehi cümlesi, temenni cümlesi, soru cümlesi gibi talebi bir cümle olduğunda. Talep istek demek. İn kuntum tuhibbunallaha fettebi'uni. İnşallah kuntum siz tuhibbune seviyorsanız Allah'ı, Allah Teala'yı. Fe öyleyse ittebi'u tabi olun, uyun ni bana ki yuhbibi sevsin küm sizi Allah'u Allah. Şimdi ne var? Emir cümlesi cevap cümlesi görüyorsunuz. Fettebi'u yani ittebi'u tabi olun emir var burada. Cevap cümlesidir. İn kuntum tuhibbun Allah'ı seviyorsanız şart bu. Ne olmuş seviyorsak sonuç ne? O zaman diyor bana tabi ol. Cevap bu. Cezası karşılığı bu. Ve tabii ki cevap ne? Emri hazır. Şuradaki emir cümlesi olduğundan başına fe dahil oldu. Nehi zaten biliyorsunuz. La'un nehi. Yani yapma gitme diyorduk ya. La tektub, la tensur gibi. La nahiye çok örnek vermiştik yani nehi lasına. Arapça 4 ünite 2 olması lazım. Onu da 1-2 gün önce çekmiştik. Görmüşsünüzdür. Orada buna dair pek çok ayetten örnekler verildi. Tekrar bakmak gerekirse görüyorsunuz la-i nahiye.
ne yapar? Muzari'nin başına gelerek nehi yani yasak ifade eder ve muzari ne yapar? Cezmeder. Rabbena la tuahid. İşte bu. Ne yaptı? Fiilin sonunu cezmetti. La bu ve yasaklıyor. La tahmil yükleme. La tuhammil cezmediyor. La tuzil. La tec'al cezmediyor. La ve yasaklıyor. Devam edelim. 4. Cevap cümlesinin başında len, la, ma gibi olumsuzluk edatlarından birinin yer aldığı, olumsuz bir cümle olduğunda gibi derken devamını siz koyun diyor. 3 nokta yani. Olumsuzluk edatlarımız ne var başka mesela? Leyse var. Değil mi? Leyse. Başka? Ma var. Late var. Bunları Arapça 4'ün ilgili ünitesinde yani fiil cümlelerinde olumsuzluk adlı ünitede zaten işlemiştik. لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ اِنْ لَمْ تَفْعَلْ şayet yapmazsan o zaman ne olur? فَمَا بَلَّغْتَ tebliğ etmemiş yani yerine getirmemiş olursun Risalet-i Hu görevini, peygamberlik görevini. Olumsuzluk var mı cevap cümlesinin başında? Var tabi. Eğer yapmazsan şöyle şöyle. İşte burada ne var? Ma var olumsuzluk. Bu yüzden başına fe dahil olmuş. 5. Cevap cümlesi başında kat, sin, sef ve harf ve edatlarından birisi bulunduğu mazi veya muzari bir fiil cümlesi olduğunda. Tabi bunlar önemli. Mesela kat mazinin başında olursa kesinlik ifade ediyor. Mesela ketebe yazdı. Kad ketebe kesinlikle yazdı. Şüphesiz ki yazdı. Mane kuvvetlendirir. Ama muzarın başında olursa mesela yektubu yazıyor demek. Gad yektubu belki yazıyor. Belki de yazmıyor. Bir ne var? İhtimallik söz konusu. Sin muzarın başına dahil olursa mesela yegulu diyor. Seyegulu. Bakara suresi olması lazım. Seyegulu sufahâ'u minennâsi mâ vellâhum. Yegulu diyor. Seyegulu yakında diyecek. Yakınlık ifade eder. Yakın gelecek. Selfe uzak gelecek. Mesela selfe yegulu ileride diyecek. Yakında değil, ileride. İşte cevap cümlesi başında gâsin selfe harf ve edatlarından birinin bulunduğu mazi veya muzari bir fiil cümlesi olursa cevap cümlesi böyle bir şeyse o zaman fe dahil olur. İn yestek fakat saraga. Ehullehu min kabl Yusuf suresi. Bunu da peygamberlerin kıssalarına dair videolar çekiyorduk. Daha yeni okumuştuk esasında. Bu ayet yeni geçmişti. İn yestik. Eğer o çaldıysa daha önce onun bir kardeşi de çalmıştı. İn yestik. Eğer o çaldı ise. Ki kim o? Çalmış ise. Kim o? Bünyamin'den bahsediyor. Fakat şüphe yok ki muhakkak ki Seraka daha önce çalmıştı. Ehun lehu. Onun kardeşi min kablu bundan önce çalmıştı. Şimdi çalmış ise şart var. Cevap da burada var. Burada ne var? Mazi var. Mazinin başına kat dahil olmuş. Burada da mazi olsun, muzari olsun demişti. Bunlar varsa demişti. Kadın başına fe bu yüzden dahil oldu. Alıştırmalar da oldukça önemli galiba. Bakalım. Aşağıdaki cümlelerde örnekte olduğu gibi şart edatını, şart fiilini ve cevap ceza cümlelerini belirleyiniz. Örnekte olduğu gibi de örnek ben göremedim. Örnek gören var mı? Tabii, sanırım yok örnek ama gerek de yok. Men nedir? Şart edatıdır. Burası ne olur? Şart cümlesi olur. Nereden anlıyorum? Zaten sükunlu. Başka niye sükunlu bir kelime olsun ki? Ya burada da sükunlu yani dizinde bir kelime var. Öyleyse bu da nedir? Cevaptır. İlkine şart, ikincisine cevap diye git. Dizinde kelimeler aranıyor. Şart edatı. Bu ne? Cemi. Cemi vav var. Sonda nun yok ama öyleyse bir anormallik var. Yani nun hasfedildiğine göre cezm konumunda öyleyse. Cezm alameti neymiş yani? Nun'un düşmesi ve tabii ki şart fiili. Devam ediyorum. Cezimli bir kelime arıyorum. Yine buldum. Yukaddir, kaddera, yukaddiru. Fa'ale, fa'l, sefel vavından muzari. Cezm konumunda cezm alameti sükundur. Cevap cümlesidir. Cevap fiilidir. Men şart edatımız. Yectehid şart cümlesi ve meczum konumda görüyorsunuz sükun var. Yencah cevap cümlesi sükun var. Cezm alameti sükun yani. Ma yeddehir cezm olmuş şarttır.
Devam ettiğimizde yed'am cevaptır, cezimli konumda. Eyne, yeksur, cezimli olduğuna göre şart. Ten, teşhir, cezimli olduğuna göre cevap. Cezimli alametleri ikisinde de sükun açıkça gözüküyor. 6. 6'yı atlayalım hatta. 7'yi de attım. 7'yi atlamayayım. 7'de önemli bir şey var. Yettegi kelimesi. Yettegillâhe. Şimdi burası da aslında püf noktalarından birisi. Ne demiştik? Esre ile biten bir muzari. Ardından ehkamlı kelime var. Öyleyse bu kelime aslında sükunludur. Yette kafta sükun vardır. Geçiş yapmak için kafa esre verilmiştir. Bu şekilde anlattık. Ama bunu tabii ki yani iki durum yan yana da bulunabilirdi. İşte burası tam bir püf noktası. O da nedir? Bu kelime esrelenmiş olabilir. Ardından eliflamlı kelime de gelmiş olabilir. Bu kelimenin esrelenmiş olması illa eliflamlı kelime geldi de geçiş yapalım diye olmayabilir. Yani illet harfi vardı da o illet harfi düştü. Silindi yani cezm alameti olarak. Bu yüzden esreli kaldı. Bu da söz konusuydu. Burada o durum var. Yani aslında kafta cezim vardı da geçiş yapacağız. Eliflamlı kelime var. Geçiş için esre verelim. Burada o durum söz konusu değil. Burada ya vardı. Ya hasfedildi. İllet harfi. Son harf illet harfi olduğunda cezim alameti olarak o illet harfi hasfedilir demiştik. O hasfedilmiştir. Diğerlerini de yani çoğunu anladığınızı düşünüyorum. 2. Aşağıdaki cümlelerde şart edatını birleştirip nereye birleştireceğimiz tam anlayamadım. Ha belirleyip pardon. Belirleyip çeşidini yani cezmedenlerden mi, cezmetmeyenlerden mi olduğunu söyleyin. Zor mu? Çok kolay. Mesela cezmedenlerden mi değil mi? Bir kere bunları ezberlemeniz lazım. Hangisi cezmediyor? Hangisi cezmetmiyor? Hangisi bir muzari cezmediyor, hangisi iki muzari cezmediyor? Bunları kesinlikle bilmeniz gerekiyor. Ama ben bilmiyorum arkadaş, ben ezberlemedim. Acaba enema cezmeder mi etmez mi? İyi de zaten cezm olmuş muzari var burada. Ardından bir tane daha var. Demek ki enema ne yapar? Zaten cezmeder hem de iki tane. Zaten etmiş yani. Meta acaba cezmeder mi etmez mi? Tuhassin etmiş ya zaten. Yeksur etmiş ya zaten. Daha eder mi etmez mi desini konuşacağız. Ama leve geldi sıra. Lev cezmeder mi? Etmez. Zaten edilmiş yani cezm durumunda olan bir tane muzari fiil veya mazi fiil yok ki burada. Gerçi mazi olsaydı mazinin cezmini, cezmlik durumunu sükun şeklinden açıkça göremezdik mebni olduğunda. Bu yüzden siz kesinlikle ezberleyin bunu. Sıra izaya geldi. İza da cezmetmeyenlerdendir. Yine izah var. Sonra meta geliyor. Tekra cezmetmiş. Tarif cezmetmiş. İn cezmeder mi etmez mi? Durmadan in geçti zaten. İnin cezm ettiğini herkes biliyordur. Etmiş bir tane, etmiş iki tane. Diğerleri de aynı şekilde. Hangisi cezmeder, hangisi etmez? Ezberlemeniz gerekiyor. Ezberlemediyseniz ezberleyin. O zaman problem kalmaz. Aşağıdaki cümleleri parantez içindeki şart edatlarından faydalanarak şart cümlesine dönüştürün ve gerekli değişikliği yapın. Gerekli değişiklik irab yönünden yani. Zadet demiş, in var. İni buraya koyarsam zadet nedir zaten? Mazidir. Mazi fiile in ne yapar? Hiçbir şey yapamaz. Revatif isimdir. İsme zaten bundan etkisi yok. Ferihe mazidir. Yine bir etki yapamaz. İn burada hiçbir şey değiştiremez. Yani yazılış olarak. Temşi buraya meta'ya getirirsek ne olur? Meta temşi olur. Çünkü temşi muzari fiil. Son harfi ne? Ya. Ya nedir? İllet harflerinden birisidir. Vav, elif, ya. 3 tane illet harfi var. Aynı zamanda met harfi bunlar biliyorsunuz met tabiden. Son harf illet harfi ise muzarinin ve cezm olacaksa yani metayı başa getirdiysek cezm alameti olarak sondaki harf silinir. Gereğine kalır temşi. Bu şekilde bu cezm olmuş olur. Başka? Meta iki tane muzari cezmederdi. Bu yüzden ilerideki muzari de cezmetmesi gerekir. Teslem diye bu da cezm olur. Men geldi. Men de iki tane muzari cezmeder. Men en başa koyarsam yuhafizune cemi değil mi bu? Cemi vavu var.
Cem'i bağının cezm alameti ne? Nun'un düşmesi. Öyleyse bunun başına meni getirirsem yuhafizu kalır. Nun yazılmaz. Ya'işune. Bu da yine cem'i muzaridir. Ne olması gerekir cezm alameti olarak? Sondaki nun silinmesi gerekir. Tahrisune. Muzari cem'i. İni getirirsem sondaki nun yok olur gider arkadaşlar. Tuhebu nedir? Muzaridir. Tuhebe sondaki bay cezimleriz. Sükun koyarız. Ya'melu men koyarsam men ya'mel sükunlu olur. Yahsud bu da sükunlu olur. Kıs ala zalik. Diğerlerini de aynı şekilde devam ettirin. Aşağıdaki cümleleri uygun şart edatını kullanarak ve gerekli değişiklikleri yaparak birbirine bağlayınız derken tam olarak burada ne kastedildiğini ben anlayamadığımı ifade ederek devam ediyorum. Cümleleri Arapçaya çevireyim. Şeyinin bitişmesinin sebebini ifade edin demişler. Şimdi bir gözünüz burada. Elinizdeki kitapta da F ne zaman bitişirdi? Kitabın anlattığı yer var değil mi oraya? Kitap anlatıyordu orayı. 3-5 sayfa önce geçmişti bu. Orayı açın bakın. Hangi durumlarda bitişebiliyordu? Madde madde bakın arkadaşlar. Mesela birincisine bakıyorum. İn tetesaddak fela tubdil denilmiş. Ne var burada? Neye bitişmiş bir kere? Olumsuzluk harfine bitişmiş. Burası ne? Cevap. Nereden anladım cevap olduğunu? Yani cezm konumunda. Cezm olanlar zaten ya şart oluyordu ya da cevap oluyordu. Cevabın başında ne var? Olumsuz harf var. Kural neydi zaten? İlgili sayfayı açın demiştim. F ne zaman dahil olur? Anlatıyordu kitap. Cevabın başında olumsuz harf olursa oraya F dahil olurdu. Bu yüzden dahil olmuş. İkincisine bakıyorum. Yine aynı şey var. Cevabın başında olumsuz harf var. Olumsuz harfe T dahil olurdu zaten. Bu yüzden olmuş. Üçe bakıyoruz. Men yusafir şart seyeksibu cevap olur. Ne olmuş burada? Niye F var? Çünkü seyeksibu şudur aslında. KSB-yeksibu. Yani yeksibu kelimenin aslında. Buradaki sin sonradan dahil olma. Ne vardı? Sin, se, fe, gat vardı. Bunlar dahil olursa f dahil olur denilmişti. İşte sin var burada. Bu yüzden f gelmiştir. Burada da sefe var. Sefe geldiğinde de yine f dahil olur demişti yani. Kitap bu şekilde geçiyordu. Gat var. Gat varsa başına f dahil olur. Yine demişti. Diğerlerini de aynı şekilde inceleyebilirsiniz. Mesela 9. Fehu ve hasbu. Nedir? İsim cümlesi olduğundan f gelmiştir. Gat olduğundan f gelmiştir. Gat olduğundan F'ye geldi. Sef olduğundan F'ye geldi. Haddis emir. Başına F'ye geldi. Çok kolaydı. Yakınlaştıralım. Veya uzaklaştıralım. Değiştiriyoruz ara sıra. Aşağıdaki iki grupta bulunan cümleleri anlam bütünlüğü olacak şekilde eşleştiriniz. Anlam bütünlüğü olacak şekilde eşleştirmek istersek evvela ne gerekir? Anlamlarını bilmemiz gerekir. Anlamlarını bilmeden nasıl eşleştirebiliriz ki? Bir tane yapalım. Eyne maha nerede yenteşir, ne diyelim, yayılırsa, yerleşirse, ettaalin, eğitim, öğretim, nerede yayılırsa ne olur? Tabi bu durumda la mekanel cehli, cehalet için yer kalmaz. Yani ilim yayılırsa, eğitim, öğretim yaygınlaşırsa cehalete de yer kalmamış olur. Mana uygun mu? Mana uygun. Niye şey var burada? Az önce F ile ilgili sorular çiziyorduk. Çünkü cevap fiilin başında la olumsuzluk harfimiz var. Bu durumda F dahil olur denilmişti. Bunlar manalarını çözerseniz uyumlu olanı bulabilirsiniz. Manayı nasıl çözeceksiniz? Arkadaşlar nasıl çözebilirsiniz? 1. Ünite sonunda kelimeler var. 1-2'sinin manası orada vardır. 2. Olmayanları sözlükten bakabilirsiniz. Sözlükten nasıl bakacaksınız? Elinizde sözlük varsa kitap yani matbu bir kitap varsa zaten bakarsınız. Kitap yok bende ne yapayım şimdi bir bunu çözmek için sözlük mü satın alayım diyen vardır belki. Bunu aşmak için görüyorsunuz sanırım. Lexilogos.com yazıyor. Bu siteye girmenizde fayda var. Nedir? Online klavye. Buraya girdiğinizde görüyorsunuz. Elif, B, T tüm harfler var yani şu an tamamını göremeseniz de klavyede tüm harfler var.
Onlara tıklayarak, mouse yardımıyla tıklayarak yazabilirsiniz buraya. Örnek, CTB yazdık. Harekete konulabilirdi. Şu an çok net görmediğinizi düşünüyorum. Biraz uzak çekim söz konusu. CTB harekete biliyorum da. Diyelim yazdık. Ne yaparım? Hareketsiz yazdım. Bunu kopyalarım sağ tıklayıp. Online sözlük sitesine girelim. Şu an online sözlük sitesindeyim. Sitenin adı ne? Şu an gördüğünüzü düşünüyorum. almaany.com almaany.com Girdiğinizde burada yazma yeri var. Yapıştır derim. Araştır derim. Benim için arar bu kelimeyi. Tabi Arapça çeviriyor yani Türkçe çevirmiyor. Ama problem mi? Değil. Şu an ben Firefox kullanıyorum. Bunu Google Chrome'da denemiş olsaydım sağ tıklayıp ne çıkardı burada? Türkçe'yi çevir çıkardı. Tıklardım ve Türkçe'yi çevirirdi. Yani şu anda ne olmuş oldu? Size bir Arapça klavye sitesi, bir de Arapça online yine sözlük sitesi göstermiş oldum. Siteyi daha yakından görmeniz için Google'da tekrardan arattım. Görüyorsunuz, site bu. Bu siteye girdiğinizde ne oluyormuş? Klavye karşınıza çıkıyor. Direkt böyle bir yer çıkar yani. Buradan tabi Arapçayı bulmanız önemli. Bakıyorsunuz bir sürü dil var. Yani buradan seçilebilir. Tabii daha fazla üzerinde durmayayım. Şu an bununla ilgilenmeyenler olabilir. Şu an bir link karşınıza çıkacaktır. Bu klavyeyi ve sözlüğü kullanmaya dair bir videomuz zaten vardı. Devam ediyoruz. Bakalım başka ne var? Özetlenecek pek de bir şey olduğunu düşünmüyorum. Şu var. Merfu hali. Yemşi, meşa, yemşi. Cezm harfi geldiğinde yemşi, illet harfi düşüyor. Yazıda yer almıyor. Buna dikkat etmek gerekiyor. Burada her birinin anlamları var. Anlamlarıyla birlikte muhakkak ezberleyin arkadaşlar. Haysuma ne demek mesela? Nereye? Nerede? Duruma göre hangisi yakışıyorsa. Yani ezberlemeniz gerekiyor. Cezmetmeyenler nelerdir diye. Ezber yapın. Tek muzayre cezmedenler neler? Ezber yapın. Sonra iki muzayre cezmedenler kesinlikle yine ezber yapın arkadaşlar. Ve unutmayın neyi? İkinci şahıs dişil muhataba kalıbında cemi burası. Lem tef'alne kalıbı. Ve üçüncü şahıs dişil gaibe kalıbı. Yine cemi. Lem yef'alne. Burada ne var arkadaşlar? Bunun açıklamasını yapalım. Örnek verdik. Mesela yezheb ne olur? Sa'id ne olur? Buralarda ne var? Yani öncelikle bunu nasıl tespit edeceğim? Bu sıralardaki kelimeleri nasıl anlayacağım? Önce anlayalım, sonra irabına değineceğiz. Yani fethalı nun ve sağı cezimli, değil mi? Fethalı nun sağı cezimli bir kelime ise zaten bunlardan biridir o. Eğer kelime ye ile başlıyorsa gaibe, te ile başlıyorsa muhatabadır. Ama muhataba mı bu, gaibe mi? Çok da önemli değil zaten. Yani konumuzla ilgili değil. Fetha'nın sağ cezimli ise onun irabı nedir? Konumuz cezim konusu değil mi? Cezmeden bir harf varsa başında, bir edat varsa başında, cezmeden bir şey varsa. Mahallen meczun ve sükun üzere mebni muzari fiildir. Aynen böyle demeniz gerekir. Bu iki kalıbı nasıl anlayacağım ben? Fetha'nın sağ cezimli. İşte bu kalıpların başında cezmeden bir şey varsa, bunların irabı nedir? Mahallen mezum ve sükun üzere mebni muzari fiildir diyeceksiniz. Mebniler daima mahallen irap alır demiştik. Bu fiillerde yani şöyle görüyorsunuz. Yed'u, ted'u, ed'u, ned'u, yermi, termi, ermi, nermi. Bu fiillerde olduğu gibi son harfi illetli ise ne olur? Cezm alameti olarak illet harfi hasfedilir. Yed'u, lem yed'u. Sondaki vav gitti. Ted'u, lem ted'u. Sondaki vav silindi. Ed'u, lem ed'u. Sondaki vav silindi. Diğerleri de aynı şekilde. Sondaki vavlar siliniyor yani. Peki cevaba ne zaman fa dahil olur? Kesinlikle bunu da ezbere bilmeniz gerekir. Cevap cümlesi isim cümlesi olduğunda. Cevap cümlesi ne'me bi'se gibi camit bir fiil olduğunda. Cevap cümlesi emir nehi gibi bir talep olduğunda.
başında olumsuz bir harf olduğunda. Sinse fegat içerdiğinde ne oluyor? Fe dahil oluyor. Yani bunları ezber yap. Bu aynı zamanda bir özet sayfasıdır diyerek videomuzu tamamlayalım.